Demokratiya nime sebepten kafir deyimiz diyelim. Demokratiya degani özü aslı halk hüküm kılıçlık degani. Demokratiyanı bu halk hüküm kılıçlığı degenliği boldu. Allah subhanahu ta'ala da hükmüden çıkkandan keyin nime oladı? Kafir boladı. Yani bunu tavhidul hakimiyette toxtalıp ötkenmiz. Mayli, demokratiyanın kafirlik sebeplerini bir neçesinden aytib ötamiz. Birincisi, halk hüküm kıladı. Özüye özü hüküm kılan. Allah subhanahu ta'ala'nın hükmü emas, belki özleri hüküm kılışadı. Şu kafirliğe, tağutliğe sebep oladı. Demokratiya sisteması bu kanunları küfür, şirk hesaplanadı. Çünkü Allah subhanahu ta'ala ile hükmünü telaş etken adamlar oladı. Bunlar müşrikler hesaplanadı. Allah subhanahu ta'ala Kur'an'da etken وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah'ın hükümde birer narsanı şerik kılmasın diye. Bu birinci nas. İkinci demokratiyanın kafirliği sebebi yani başlıklar ki tinçlik bilen muamele kılıçlık değil. Şunaki şartlar var. Demokratiyanın şunaki şartlar var. Yani o da yani tağut kafir hakimler ki cihat kılıçlığını inkar kılıçlık manası çıkıp oladı. Yani kim de kim demokratiyaya razı ola diyen olsa cihat kımıymen de yengar çıkıp oladı. Şunu bilen cihat de inkar kılıçlığı bilen kafir oladı. Bu ikinci sebebi. Yani kafirlik sebeplerden üçüncüsü din bilen devlette ajratishlik. Yani aytadı ki din deydi şu mescitlerde, kabristanlarda, şu ölüp kalan üylerde, şu nakıcaylarda Kur'an-Kur'anlar okul aradı. Lekin bütün bana mahkemelerde özlerimiz oylat tatken necaz kanunlarımızı hüküm kılanız deyip durup şu demokratlar özleri oylat tatken kanunlarda konstitüsyon kılıp özlerine kanun kovalışadı. Din bilen devlette ajratadı. Yani Allah'ın hüküm bilen hüküm kılıçlık diyenler de yok. Din var, yokmaz var. Şu, umumiyet siyaset yerleşmesin diye. Bu bile mutlaka bozuldu yani. Bütün hem belerseni bozuldu yani. Ve yine demokrasi yani kafirliği sebebi sebeplerden biri. Yani bunlar etkiledi ki hemen özünü alakıda mahkemesi var diyor. Yani özlerini bir mürted kafir mahkemelerini tanışır. Yani özlerce hükümler çıkarıp özlerini şirki şu hükümleri bilen hükümler kılışır. Allah ve Resulü'ye karşı bulunan yollarda şu narsalarda özleri şu hükümlerini kılıp çıkarışır. Yine demokratiyanın yani kafirliği sebepleri insan hak hukukları hürmeti degen söz var. İnsan hak hukukları hürmeti degen sözler var. Yani insan hak hukukları deyen söz köpçülük düşünüşü mümkün ki o zor narsa yani. Bu narsa nak kitab-ı sünnetki karşı narsa saklanan. Ne yediyen de insan hak hukuku de durup misal için insanlarda insaniyetliğe karatırıp muamele kıladı. Yani o farkı yok. Akidesi buzuk buladı mı, Allah'ta düşmanı Yahudi buladı mı, Nasrani buladı mı ve kanaka necasa türlü tümen Allah'ın düşmanı müşrik buluşluğu yıkaramazsan insan olsa bu oldu deyip durup şunlar bilen şuna kımamına takılar. Ve insan hukuku de yani derslerde işte yani şuna kınarsalar var ki Allah'ın hükümlerini inkar kıladı. Yani bir insan uğurluğu kıladı yan olsa. Yani dedi ki şimdi bilmeyi uğurluğu koy yan olsa şimdi şunu kolun çok orası mı dedi. Yan olsa şimdi bilmeyi zina hukuk koy yan olsa şimdi bir mata hukuk koy yan olsa şunu taşkoran kıvarışası mı? Ya bulsam darra uçursa mı? Ya bulsam burada bilmeyende öldürüp koyup dendi haline kakılıp cahile çıkıp yani şunu yan kasas kılıp öldürüp uçursa mı? Dip durup Allah subhanahu ta'ala adım şuna kasas, kolunu kesli, taş buran kılıçli, celde, şu derreleşli. Çünkü o şey yan nerselerde inkar kıladı. Nemesi bilen özler içe Allah'ın hükümlerini inkar kıladı. İnsani hak hukuk dip durup öz içe. Ve yani insan hak hukuku dip durup İslam buzucu amelleri kıyarlarından bunlar aytadı ki erkek bilen ayol teng miras alır dedi. Yani ona kalmaz. Kitab-ı sünnette ona kalmaz. Ayol ikiden birini aladı. Erkek kişi ayolu yıkarı yanında iki kısa aladı.
Allohning hukmlarini shu bilan qarshi chiqyapti. Va yana taloq meros masalalarida shunaqa narsalarda ham teng huquqli deydi. Ya'ni ayol kishi ham erini taloqqa yuboradi demokratiyada. Shunchalik darajada johillik. Va yana demokratiyani kofirlik sabablaridan oltinchisi shu qonunlarni hammadan ustun deb bilishlik. Hamma narsadan ustun deb biladi. Shu demokratlar o'zlari o'ylab topgan najas qonunlarini hamma narsadan kuchli deyishligi bu haqiqatdan küfürlüğe anık hücret hesaplanır. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ı okuyan yoluyla, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyimiz mi? Muhammed Aleyhisselam Allah'ın rasulü, ulu ve rasulüdür. Deyenden ki gün Muhammed Aleyhisselam'ı eri yaşlıyımız kere gidi. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'ı eri yaşlıymaz. Belki ilim arkadaşlar şu özlerini, yollarını şunge amel kılışasın. Shu qonunlar hammadan ustun turadi deganligi Muhammad alayhissalomning yo'lidan ham ustun turadi degani. Shu demokratiya najas qonuni o'zlari ular topgan shu mushriklar o'ylab topgan narsalar hamma narsadan afzal bo'ladi. Hatto Muhammad alayhissalom aytgan narsadan afzal bo'ladi. Hatto Alloh subhanahu va taoloning Qur'ondan ham ko'ra afzal bo'ladi. Deb turib, shunaqa kirganligi sababli bu ham kofir bo'ladi. Demak, qisqa demokratiyaning kofirlik sababini aytib o'tgan bo'ldik.